Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere röle kontrol deneyini anlatacağım. Röle kontrol deneyinde amacımız röle elemanını kullanmak ve tanımak ve aynı zamanda pik ile röle nasıl kontrol edilir, nasıl kullanılır onu anlatmak. Öncelikle size röleden bahsedeyim. Röle elektriksel sinyali mekanik harekete dönüştüren elektromekanik bir elemandır arkadaşlar. İçerisinde sargılar bulunur ve bu sargılar elektriklendiğinde anahtarlama gerçekleşir arkadaşlar. Şuradan bakalım. Özellikle bir şeyimiz var. Burada bir kısıtımız var. Bizim piklerimizin maksimum akım sürme kapasitesi 25 mA. Ancak röle sargıları 100 mA'lık bir değer çekiyor. Araya bir transistör bağlanarak akım kazancı yükseltiliyor ve röle bu şekilde röle transistörün kolektörü devresine bağlanarak bu şekilde sürülüyor arkadaşlar. Arkasından devam edecek olursak burada röle bağlantılarını görebiliriz. Rölenin iç çeşitleri bu şekildedir. Önünde gördüğünüz üzere bir transistör devresi var. Şurada görmüş olduğunuz transistör devreleri var. Eğitim setimizde 3 tane rölemiz bulunmakta modülümüzde. İçerisinde gördüğünüzde bu sargı elektromanyetik olarak bir kuvvet uyguluyor anahtarlarımıza. Buradan elektrik geçtiğinde aktif oluyor elektromanyetik kuvvetimiz ve anahtarlarımızı açıyor veya kapatıyor. Bağlantı çeşitlerine göre değişebilir arkadaşlar bunlar. Normalde açık ve normalde kapalı olmak üzere iki tip bağlantı çeşidi vardır rölelerde. İç yapısında bu şekilde görebiliriz arkadaşlar. Koduna gelecek olursak arkadaşlar burada port B'mizi pull up yani yukarı pozisyona alıyoruz port B'mizdeki anahtarlarımızı. C17'miz de burada diğerlerinden farklı bir şekilde genelde pozisyonda olacak arkadaşlar. Buradan B ve D portumuzu dijital olarak ayarlıyoruz. Port B'miz giriş komutuyla çıkışı olarak ayarladık. Aynı şekilde burada yanlış yazılmış ama FS B'mizi de giriş olarak ayarlıyoruz arkadaşlar. FF komutuyla birlikte. Aynı şekilde buraya 0, buraya 1 de yazabiliriz. Latch olarak da lojik olarak yani çıkışlarımızı kapalı olarak pozisyonda başlatmak için de D portumuzu 0 olarak başlatılır. Ardından uç butonlardan yani port B'nin 7. butonuna port B8 yani burada B7'den kastettiği port B8 butonuna RB8 butonuna bastığımızda birinci rölemiz 7. butonuna RB7 butonuna bastığımızda ikinci rölemiz RB6 butonuna bastığımızda ise üçüncü rölemiz devreye girecek ve bu sürekli bir şekilde bunlar kontrol edilecek. Bunları bıraktığımızda ise rölemiz kapanacak arkadaşlar. Kodumuz bu şekilde çalışmakta. İsterseniz bir de deney seti üzerinde görelim. Evet arkadaşlar, bugün röle kontrol deneyimizi yapacağız. Röle kontrol uygulamamızı yapacağız. Öncelikle C17'mizin bu sefer GND pozisyonuna alalım aynı şekilde. Ve arkasından programımızı yükleyelim. Programımız yüklenirken size deneyi anlatayım. Deneyimiz RB0, RB1 ve RB2 butonlarına basıldığında buradaki röle kontrol modülümüzdeki röleleri kontrol etmemize yarayan bir deney. Bu kontrol için öncelikle port B'mizi pull up yani üst pozisyona alalım hepsini. Ve arkasından diğerlerimizin hepsinin off konumda olduğunu kontrol ettikten sonra port D'mize kablomuzu bağlayalım. Sizin görmeniz açısından kablomuzu yerleştirdim. Şu an RB0, RB1 ve RB7 tuşlarına basarsak gördüğünüz üzere rölelerimiz aktif olacaktır. Deneyimiz bu kadardır arkadaşlar. Teşekkür